Ve böyle bir sistem verilmiş. Soru şu. A, B, C, D noktalarında oluşacak momentleri hesaplayın. Şimdi kuvvete bakıyorum. Kuvvetin yönü buraya doğru. Yine böyle bir çizgi çektim. Komple çizgiyi çektim. Bir kere C noktası moment oluşmaz. Çünkü şu yol paralel. E C noktası da bu yolun üzerinde olduğuna göre MC benim için sıfırdır. Bitti. Hemen baştan birisiyle kurtulup D noktasına göre moment nasıl oluşur? Ona bakalım hemen. MD. Amaç neydi? Diklik. Buradan aşağı doğru bir dik yol bulmam lazım. O dik yolda burası zaten. Aradık mesafe 0.5. Demek ki ne oluyor? 800. 400. Newton çarpı metre. Yönüne bakıyorum. Tahmin edeceğiniz gibi sistemi yukarıya doğru eğmeye çalışacaktır. Yani benim için saat yönünün tersi yani artı. Bu başta anlattığım duruma çok güzel bir örnek. Sistem sabitlenmiş. Aslında teknik açıdan bir moment yok ama sistem momente tepki gösteriyor. Bizim de amacımız her zaman bu moment tepkisini bulabilmek. Hemen B'ye bakıyorum. Buraya karşı bir yola ihtiyacım var. O yol bu. Değil mi? 800 Newton. Şuradaki dik yolum. F kuvvetim. O zaman 1.5 ile çarpıyorum. Çarpı 1.5. Bu da bin ne diyordu? 200 Newton. 1200 Newton çarpı metre. Bir kere şu kuvvet bu taraftaysa bu kuvvetin üst tarafı artıysa aşağı tarafına döndürmesi otomatik olarak eksi olacaktır. Teknik açıdan. Ama bunu göremiyorsanız şey gibi düşünebilirsiniz. Sistemen ileri doğru çekersem A nasıl tepki verir bana? Ya da A ya da B ikisi aynı yönde. Buraya doğru çevirir. Yani benim için eksi olur. Saat yönü olur. Bir de MA yapalım hemen. Bu da 800 çarpı. Yine bakın aynı yol üzerinde. 1.5 ile 1'i topladım. 2.5 etti. Bu da 2000. Newton çarpı metre yine eksi olacaktır. Çünkü zaten aynı yöndeler böyle. Bu da böyleydi. Şimdi Varignon teoremi denilen bir teorem var. Bunu moment hesaplamalar, hesaplamalarını sıklıkla kullanıyoruz. Ne işe yarıyormuş onu konuşalım. Varignon teoremi bize aslında temel olarak şöyle diyor. Bir vektörün bileşenlerinin momentlerinin toplamı bize toplam momenti verir. moment verir. Momenti iki şekilde hesaplayabiliriz. Bildiğimiz metodu kullanalım. Varsayalım burada bir vektör olsun şöyle. Ve bize O noktasındaki moment soruluyor. Ben pratik açıdan şöyle düşünüyorum. Önemli olan dik bileşen. Bu vektörü kendi doğrultusu üzerinde istediğim yere kaydırabilirim ve dik bir bileşen bulursam ne yaparım? Moment hesaplarım. Şimdi ne yapıyorum? Kırmızı çiziyorum şuraya. Bu, bunu buradan aşağı doğru aynı doğruda taşıdım. Buraya getirdim. Farkındaysanız ne oldu? Bu F ise, F kuvveti ise burası O noktasında ve O noktasıysa ve şuradaki dikliği bulduysak eğer ben şuradaki X yolunu hesaplarsam otomatik olarak moment hesaplarım. Yani benim için moment skaler açıdan nasıl ifade edilir? Fx. Şimdi de Varignon'a göre çözelim. Ne diyordu? Aynı bileşenlerinin momentlerinin toplamı bize toplam momenti verir. Yine şöyle yapıyorum. Bir kere kuvveti böyle ayırdım. İki tane bileşeni var. Şurası teta diyelim. Şimdi burası F ise ben buradaki bileşenleri iki şekilde bulurum. Ya ne yaparım? Buranın birim vektörünü biliyorsam yani U'sunu biliyorsam İstersem F kuvvetiyle birim kuvveti çarparım. X ve Y bileşenlerini bulurum. Ya da pratik açıdan ne yaparım? F çarpı cos theta, F çarpı sinüs theta. Eğer burası bir üçgense, şöyle dik bir üçgense, buradaki bileşeni bulmam için, şuraya Fx bileşeni diyorum, şuraya Fy bileşeni diyorum. Fx bileşeni bulmam için F çarpı cos theta derim. Fy bileşeni bulmam için ne yaparım? Fy, uzak kenar ya da şu karşı kenar, F çarpı sinüs Böylece iki bileşeni bulmuş oldum. İki bileşen elimde varsa bunların momentlerini ayrı ayrı hesaplayabilirim. Örneğin fx ile başlayalım. Şurada bir fx vektörüm. Şurada da bir fy vektörüm var. fx vektörünün o noktasına olan dik bileşeni nedir? Bunu iki şekilde bulabilirsiniz. İsterseniz bu fx vektörünü şuraya taşırsınız. Kendi doğrultusunda böyle taşırsınız. Burası fx dik bileşen arıyoruz zaten. Şu dik bileşen neyse moment bizim için olur. O zaman ben buraya y ekseni üzerinde olduğu için y ediyorum. fx yani m1 diyelim ona. fx çarpı y. Nereye doğru çeviriyor bu vektör? Bakıyorum. Saat yönü yani eksi. Bir de 2yi hesaplayalım. Aynısını yapabilirim. f vektörü bu gerçi daha kolay görünüyor. Zaten f vektörü buradaki x eksenine Dik olduğu için. Şurası dik zaten. E ben şu aradaki yolu arıyorum. Şu aradaki yolu x derim. Bu durumda ne olur? f y çarpı x. Nereye doğru çevirir? Sistemi şöyle döndürmeye çalışır değil mi? Yani sistem şöyle yukarı doğru çektiğinizde bu eksen yukarı doğru hareket edip bu tarafa doğru dönmeye çalışır. O yüzden bu da saat yönü tersi olur. Yani artı diyebilirim. x'in toplarım. Çünkü bana tanım ne diyordu? Vektörün bileşenlerinin momentlerinin toplamı bana toplam momenti verir. O zaman m toplam şurası eksi, şurası artı. O yüzden f y x eksi. Ne olacak? f x y. Bunu hem vektörel metotta hem de skaler metotta kullanabiliyoruz. Birim vektörü biliyorsak tabii ki de vektörel yöntemi kullanabiliriz. Yok bilmiyorsak yani skaler şekilleri çözülebilir sorular. Hemen bir uygulama yapalım varsayalım burada bir 100 newton olsun ortada bir 30 newton olsun o noktası olsun ve bize o noktasındaki toplam momenti soruyor olsun 30 N ile başlarım buna. 30 newton. şimdi 30 newtonu buraya doğru taşıyabilirim diklik bulmaya çalışıyorum çünkü bakıyorum buradan buraya bir diklik oluştu şurası 30 o zaman şurası 10 cm'si 30'la 10'u çarparım ve sonuçta buradaki momenti bulurum. Buna m1 diyelim, buraya da m2 diyelim. M1'i hesaplıyorum şimdi. 30 çarpı 10, 300 newton çarpı santimetre. Hangi yöne çeviriyor? Demi? Kuvveti buradan itersek aşağı doğru böyle döndürmeye çalışacaktır. Kendi ekseni etrafında sağ yöne doğru böyle döndürmeye çalışacaktır. E bu durumda eksi. M2'ye bakalım. Şimdi M2 için demin de konuştuk. Ya birim vektörü bileceğiz. X ve Y'ye ait birim vektörleri ya da biz çıkartacağız. Onun da en kolay yolu nedir? Aslında şuradan şuraya bir yol olduğunu düşünmek. Tabii bu yol şey değil arkadaşlar, paralel değil. Tam paralel denk gelse zaten sıkıntı olur. Ondan sonra da bu vektörün birim vektörünü hesaplamak. Ondan sonra da sonuca gitmek D çarpı F'ten. Ama şu an işleri karıştırmamak için bu yöntemi kullanmayacağım. Basit şekilde çözeceğim. Geri gittim. Ne yapacağım? 100 Newton'u Varignon teoremine göre ikiye ayıracağım. Yani burada bir bileşeni var. Burada da bileşeni var. bir diğer yöntem de şu olabilir varignon kullanmayacaksınız. 100 Newton'u aşağı doğru taşırsanız şu O noktasına yakın bir yerlere düşer. Şöyle bir yerlere düşer muhtemelen. Bizim için önemli olan aradaki dik mesafeydi. Şu aradaki dik mesafeyi buluruz. Değil mi? Böyle biraz kötü gösterdim ama. Ve böylece bulabilirsiniz. Ama bu da çok zor bir yöntem. Çünkü aradakini bulmak için bir ton geometrik ilişki kurmanız lazım. Her zaman da doğru şeyleri bulamayabilirsiniz. En güzeli varignon teoremi burada. Hiç karıştırmadan böylece cevabı bulabilirsiniz. Hemen ne yapıyorum M2 bulmak için? Aslında bunlar şöyle ifade edebilir. MX artı MY. Yani bir şurada şunu MX diyelim. MX momenti diyelim. Üst tarafa da MY momenti diyelim. Gerçi ee, doğru bir ifade olmadı bu ama pratik açıdan bu şekilde ifade etmiş olalım. Yani X ve Y'yi eksen isimler olarak algılamayın. Sadece isim verdik. MX. Nasıl olur MX'i? 100 Newton burada açı olduğuna göre benim için şöyle yapalım. Fx yani mx'i veren fx değeri benim için 100 çarpı cos 60 olur. Yani bu durumda 100 çarpı kosinüs 60 çarpı aradaki mesafeye bakıyorum. Aradaki mesafe bu. Dik bileşen arıyorum yine değil mi? Bunun dik bileşeni bu değil midir? Değil mi? O noktasına kadar bu durumda. Ya da bunu taşıyabilirsiniz şuraya. Buraya taşıdık. Yine aynı şekilde 100 çarpı cos 60 buradaki mesafe olur. 1000 Newton çarpı santim çıkıyormuş. Şöyle yazalım. 1000 Newton çarpı santim. Bir de MY'yi hesaplayalım. O da aynı şekilde 100 çarpın. Bu bileşen 60 derece olduğuna göre uzak kenar sinüs olacaktır. Sinüs 60 olarak ifade edilebilir. Sinüs çok güzel yazalım. Çarpı. Yine aradaki mesafe yarıyorum. MY'yi yani daha doğrusu şuradaki FY'yi FY'yi ifade ediyor. Aşağı indirebilirim. Aynı doğrultu üzerinde. Başka öne kaydıramazsınız bu arada. Sadece aynı doğrultuda hareket edebilirsiniz. Şu aradaki mesafenin 40 santim olduğunu görürüm çarpı 40 derim. Değil mi? Dik bileşen çünkü bu. Eğer bu FY'yi ben aşağı çekersem şöyle 40 santim olduğunu görürüm. Buradan da değerim 346 mı çıkıyormuş? 3464 çıkıyormuş buradan da. 1464 Newton çarpı santim. Yönlere dikkat etmedik. Emyenin yönü neresi? Böyle çevirdin hayal edersen. Yukarı doğru kaldırıyor. 3464. Bu durumda benim için artı. Saat yönün tersi. Üst tarafa bakıyorum. Mx de bu tarafa doğru çevirir. Eksi. Hepsini topluyorum ardından. Zaten Mx ve My benim için M2'yi hatırlarsanız. M1 de bulduk hepsini toplayacağım. Ne yapıyorum? 3464 Varignona göre Bunu buldum. Burası eksiymiş. Eksi 1000 dedim. Bu da eksiymiş. Eksi 300 dedim. Hepsini topladık. Böyle. 2164 M toplam diyorum. 2164 Newton çarpı santim bulunur. Artı. Yani sistem aslında saat yönünün tersine doğru dönmeye çalışıyormuş. Vektörel olarak ifade edersek bize doğru değil mi? Bize doğru vektör ve ne yapıyor? Saat yönünün tersine doğru dönmeye çalışıyor. Hemen başka soru çözelim. Biraz daha zor bir soru olsun. Kim soru şöyle bir şey sormuş bize. Burada bir tane elektrik direği varmış. Elektrik direğini bir F kablosuyla buraya bağlamışız. Ve bunu 2250 Newton çarpı metre dengeliyormuş. Bu durumda F kuvveti ne olur diye sormuş. Bu tarz sorularda genellikle kafalar karışabiliyor. Ama mesele her zaman denge noktasını bulmak. Şimdi F kuvveti bu sistemi dengelediğine göre ve burada bir dönme etkisi olduğuna göre bu buraya doğru dönmeye çalışır. Doğru mu? F kuvveti tam tersi yöne doğru çevirmeye çalışır. Yani şuraya doğru çevirmeye çalışır. Hemen burada mafsala bakıyorum. Mafsal neresi? Ya da sistemin döndüğü yer diyelim neresi? Şurası. Demek ki biz işlerimizi buraya göre yapacağız. Demek ki şu denge noktasına göre benim ne yapmam lazım? Bir dik bileşen bulmam lazım. F kuvveti zaten buraya doğru gidiyor. Aşağı doğru. E bunun dik bileşeni şurası olmaz mı? İşte bunu gördüğünüz anda soru bitiyor. Amacımız bizim demek ki 2250 eşittir f çarpı x şuraya x diyelim. Bunu bulmak. Şimdi f'i aradığımıza göre x'i bulmamız lazım. x'i nasıl bulurum? Bir kere dikkatimi çeken bir durum var. Şurası 3 metreymiş. Şu direğin uzunluğu da buraya kadar 6 metreymiş. Aa, ne güzel. Burası 3 metre, burası 6 metre. Şurası 75 derece olduğuna göre yerle yaptığı açı. 75 derece olduğuna göre. Ben şuradaki açıyı bulabilirim. İki kenar ve bir açı varsa elimde. Buradan da otomatik olarak kosinüs teoremiyle karşı kenarı bulurum. O zaman ne yapacağım? Bu arada şurası tekrar edeyim. 75 derece olan şurasıdır. Yani eğik kısmı 75 derece yapmıyor. Ona dikkat edelim. O zaman ben bunu biraz daha düzgün çizmek adına yana taşıyorum. Sistem şöyle bir şey aslında. Şöyle çizmeye çalışayım. Sistem şöyle bir şey. 6 105 derece. Şurası da 3 metre. Ben yani şuradaki e, y diyelim buraya. x dedik çünkü. y yolunu arıyorum. Ne yaparım? y eşittir 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2. 3 çarpı 6 çarpı kosinüs 105. Burada dikkat edin geniş açı ise eksi kullanıyoruz. Dar açıysa artı kullanıyoruz. Burası da kare. Y'yi buradan çekerim. 7,37 metre bulur. Güzel. Şimdi burası 7,37 metre ise şu x'e nasıl ulaşabilirim? Bunu düşünüyorum. Şimdi üç kenar belli. Üç kenar belli. Bir tane açı belli. Diyorum ki eğer ben şuradaki açıyı da bulursam ve benim aradığım aslında kenar. Şu değil midir? Şurada şurası dik tabii. Ben x aramıyor muyum? Eğer ben şuradaki teta'yı bulursam ve şurada bir dik üçgen varsa, şurada da altı varsa x'e ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. Bu durumda teta açısını bulmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Sinüs teoremini kullanıyorum. Hemen yapalım. Üçgene bakıyorum. 105 derece ve teta derece. Değil mi? Sinüs 105. Neyi görür? Karşı tarafı. Zaten y'yi bulmuştuk. 7.37 metre. Eşittir. Sinüs teta. Şimdi bu küçük üçgende çalışmıyorum. Büyük üçgende çalışıyorum. O yüzden bu tetanın aynı zamanda gördüğü karşı açı 3 metredir. Böyle yapıyorum. Taraf tarafa bunları çarpıyoruz. Hesap makinesinden çıkartıyoruz. Ve buradan detayı uzatmıyorum hiç. Cevabı yazacağım. Ne buluyormuşuz? 22,95. Güzel. Teta'yı da bulduk. E tamam artık soru bitti. Ben bu üçgende açıyı biliyorsam, hipotenüsü biliyorsam uzak kenar benim için sinüsle çarpımıdır zaten. Değil mi? Yani ben buraya x dersem sinüs teta benim için nedir? Karşı yani x bölü Hipotenüs, hipotenüsüm de 6. Teta'yı buldum. 22.95 Hepsini yerine koyarsam x'i burada 2,34 metre olarak bulurum. x'i bulduğum gibi buraya yerleştiririm. Sonuç olarak 2250 eşittir. 34 çarpı f olur. F'i de buradan 961,5 Newton olarak hesaplar. Evet işin skaler kısmı böyle. Bundan sonra bir ders daha yapacağım. Orada da vektörel metotla bu işler nasıl yapılıyor, birim vektörü nasıl kullanılıyor onları konuşacağız.